Herkese selamlar. Kalyon Holding merkezden herkesi selamlıyorum. Mutlu günler. Bugün proje yönetim serisinin son etkinliği. Bugün Fatih Bey ile birlikte dijital inşaat ve proje yönetimi noktasında elimizin döndüğü kadar artık anlatmaya çalışacağız. Deneyimlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bu webinar serisinin son kısmı yaklaşık 2 ay sürdü. 18 Aralık Kasım ayında başladık webinarımıza Tufan Bey'le. En son sunumu ise biz gerçekleştireceğiz. Ben bu etkinliği aslında hani tek bir sunum yapmaktansa çok değerli çalışmalar olan ve ortak çok fazla noktamız olan proje yönetim ofisinde çok sıkı çalıştığımız mühendislik direktörümüz Hüseyin Fatih Aktaş Bey'le gerçekleştirmeye karar kıldık. Öncelikle bu zaman dilimini çok efektif kullanmaya çalışacağız. Çünkü çok fazla konumuz var. Çünkü proje yönetim süreci fizibilite analizinden işletmeye kadar gittiği için ayrıca biz bunun içerisine dijital inşaatı dahil ettik ve data analizini de dahil ettiğimiz için hani biz normalde üniversitelerde bir yılda anlattığımız şeyi bir saatte çok kısa olarak efektif olarak anlatmaya çalışacağız. O yüzden vakti çok efektif kullanmaya çalışacağız. Öncelikle ben ilk defa katılanlar için çok kısa hemen kendimi tanıtayım. Mehmet Sakin, proje yönetim ofisinin başındayım, yöneticisiyim. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak inşaat mühendisliği bölümünde çalışmalarımı devam ettiriyorum. Fatih Bey'i tanıyalım. Fatih Bey sizi katılımcılar daha yakından tanıyabilir mi? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Hocam. Sağ olasın. Hüseyin Fatih Aktaş ben. Yaklaşık 3,5 yıldır, işte 4 yıla yaklaşıyor yavaş yavaş. Kalyon İnşaat'ta çalışıyorum. 15 yıllık bir meslek geçmişimiz oldu. Makine mühendisiyim temel nosyon olarak. Daha evvelden kendi şirketim oldu bir dönem. İlk başlarda farklı şirketlerde çalıştım. Bir 4 yılı kadar kendi şirketimi yönettim. Daha sonra 2012'de Azerbaycan Suları Dairesi'nde müşavir olarak iş göreve başladım. Orada altyapı projeleri, çevre projeleriyle yoğun bir şekilde ilgilendik. Uluslararası fonlardan gelen paraların yönetilmesi, kontrat yönetimi konularına bayağı derinlemesine bir dalış yaptık orada. Sonra 2014'te Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda işe başladık. Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi'nde yine altyapı çevre projeleriyle ilgili uğraştık. Orada fidik temelli kontratları yönettik, işte fizibilite çalışmaları yaptık. Çok çeşitli belediyelerle altyapı çalışmalarında bulunduk. O dönemde zaten benim bu dijital inşaatla alakalı ilgim alakam bayağı bir artmıştı. Çünkü endüstriyel kullanımlarda üç boyutlu tasarım ve koordinasyonla alakalı bir çalışmanın içerisindeydik. Yaklaşık 5 yıl öncesine dayanıyor bu. O süreç devam ederken işte Kalyon İnşaat'ta görüşmemiz oldu. Kalyon'da başladık. Burada çok değerli arkadaşlar var. Biliyorsunuz ilk başladığımızda Banu Hanım'la beraber başlamıştık. Buradaki BIM ekibinin kurulması, daha sonra o süreçlerin ilerletilmesiyle birlikte güzel bir ekip oluşturduk burada. Gün be gün de ekibimiz gelişiyor. Dijital inşaatla alakalı uçtan uca elimizden gelen ne varsa onların hepsini hem saha uygulaması anlamında, hem metodoloji anlamında, hem eğitim anlamında, çünkü gelişen bir teknoloji, kendimize katmaya ve şirketimize buradan güzel faydalar sağlamaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. Güzel bir ekibimiz var. Son dönemde siz de katıldığınız ekibimiz gittikçe güçlenerek devam ediyor. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli sizlerle çalışmak. Çok Banu Hanımlara da selam söylüyoruz BİM departmanına buradan. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Programı çok kısa bahsedin. Biz öncelikle proje yönetimi noktasında ve BİM süreçleriyle alakalı, yani dijital inşaat süreçleriyle alakalı bir sunum olacak. O sunumu ben gerçekleştireceğim. Devamında ise Fatih Bey veri analizi ve veri yönetimi, verinin önemi ve işlenmesi noktasında çok güzel bir sunum yapacak bize. Ben uygun görürseniz hemen sunumuma başlayayım. Şuradan. Evet, ekranı görebiliyorsunuz herhalde. Evet. Öncelikle proje yönetimi nedir? Biz burada bir başladığımızda Tufan Bey ile başladığımızda etkinliğe aslında iş geliştirmeyle başladık. Sonra sözleşme hak edişle devam ettik. Teklif ihale grubu ile tasarım, planlama maliyet müdürlüğü, satın alma, sonra proje yönetimi, mühendislik konuları. Bunların aslında birbirinin tüm koordinasyonunu hani gerçekleştiren, iletişimi güçlendiren birim aslında proje yönetim ofisi birimi. Ve bizde proje yönetimi nedir peki? Proje yönetimi önceden belirlenmiş kapsam çerçevesinde bir projenin kapsamı belirli.
Projenin yaşam döngüsü boyunca maliyet, zaman, kalite ve farklı hedeflere ulaşmak için insan ve yani kaynak yönetimini modern yönetim tekniklerini kullanarak yönetmek ve koordine etmeyi sanatıdır diyoruz proje yönetimine tanımlamak gerekirse. Ben burada çok kezler üzerinden gitmek istiyorum. Öncelikle şirketin, genelde inşaat şirketlerinin, hani ben bu şekilde ayrım yaptım. Öncelikle teklif süresiyle başlıyor. Herhangi bir projenin teklif süresinde teklif ve ihale grubu bu işe dahil oluyor. Bu kısım tamamlandıktan sonra bu arada icra kurulu üyeleri, finans, satın alma departmanları da birinci kısımda yer alıyor. Teklif süresi kısmı tamamlandıktan sonra sözleşme kısmına geçildiği zaman eğer ki bir ihalenin başlanması söz konusu olduğunda teklif ve ihale grubu ve icra kurulu üyeleri yine sözleşme imzalanması durumunda devam ediyor. Şu anda ekranım gözüküyor mu? Evet. Ekranım gözüküyor. Şimdi sunumu göremiyoruz diye bir mesaj geldi. Bir aksaklık olmaması adına ben hemen bir kontrol edeyim. Tekrar evet sunumu şu anda yayında olmayabilir. Pardon. Şu anda herhalde bağlantıyla alakalı bir problem oldu. Şu anda herhalde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi? Şu anda. Evet, şu anda görebiliyorsunuz. Şöyle yapacağız o zaman tekrardan. Okey. Sunumu göremediklerini söylüyorlar. Evet. Tamam. Şu anda görüyor olmanız lazım. Evet. Ben sunumu şuradan tam ekran yaparsam muhtemelen göreceksiniz. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet şimdiye kadar da ilk defa böyle bir şey. İnternet ağıyla alakalı herhalde. Şu an görebiliyor musunuz? Evet. Bir daha tekrar kontrol ediyorum. Evet. Bir daha tekrar bağlanayım. Evet, sunum herhalde şu anda geldi. Okey. Kusura bakmayın. İnternet bağlantısıyla alakalı oldu. Şu anda evet. Çok sağ olun. Binlerce WhatsApp mesajı geliyor. Geldi diye. Şimdi hemen evet sunum görünüyor. Tamam süper. Şimdi burada tekrardan bu kısmı önemli. Bu bir projenin yani bir şirketteki bir projeyi başlangıcından teslimine kadar olan bir proje akış şeması. Burada teklif süresi dediğimiz kısım birinci kısımda yine bahsettiğimiz gibi satın alma departmanı teklif ve ihale grubunun yer aldığı değerlendirdi teklifi girip girmeme noktasında çalışma yapıldı. İkinci kısımda ise sözleşme eğer aldıysa kişi bu teklif ve ihale grubu yine burada yer alıyor. Sözleşmenin imzalanması. Üçüncü kısımda ise burası çok kritik. Üçüncü kısımda ise buradaki işte proje müdürünün seçimi projeyle alakalı. Yine proje direktörü ve koordinatörün belirlenmesi, planlama yöneticisinin belirlenmesi. Bunun alt başlığında ise proje başlangıcının alt başlığında aslında burası tamamen mobilizasyon kurgusu ve mobilizasyonun tamamlanması. Mobilizasyon kurgusu ve tamamlanmasında aslında tüm birimler yer alıyor. Peki bu tüm birimlerin koordinasyonunu kimler yapıyor? Proje yönetim ofisi yapması lazım. Buradaki iletişimi sağlamak ve bu süreci yönetebilmek adına. Dördüncü kısım ise imalat. İmalat artık şantiyenin kurulması. Şantiyenin kendi içerisinde proje müdürünün de liderliğini yaptığı bir organizasyon şeması hazırlanır. Ve bu organizasyon şemasının aslında şantiyede bu organizasyon şemasının yansıtılması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Tüm süreçler şantiyenin özelindeki bir organizasyon şeması içerisinde yönetiliyor. Akabinde kabul, kabul kısmı test ve devreye alma. Artık proje bittikten sonra geçici kabul, kesin hak ediş ve kesin kabul olarak devam etmektedir.
Şimdi bu süreçleri peki ne yapmak lazım? Bundan koordinasyonu artırabiliriz, devam edebiliriz. Ne yapmak lazım? Proje yönetim ofisinin ne yapması lazım? Bir, bu süreçleri yalınlaştırmak adına teklif süresinden başlayıp kesin kabul olan sürece kadar akıcı bir şekilde bu bilginin akması lazım. Süreçlerin sadeleşmesi lazım. Yani yalın inşaat dediğimiz metotların uygulanması lazım. Çevik bizim ecel yöntemlerinin uygulanmamız lazım. Ve proje yönetiminin tüm dataların, verilerin toplanması, sadeleştirilmesi ve bunların arşivlenmesi, yani bir yerde tutulması lazım ve bulut sisteminde yönetilmesi lazım artık. Şimdi peki biz bunları nasıl yapabiliriz? Öncelikle süreçleri sadeleştirmek lazım. İletişimi güçlendirmek lazım. Bununla da alakalı ben direkt hani konuya geçmek gerekirse BİM tabanlı yönetilmesi lazım öncelikle. Bunların tabii ki tüm departmanların BİM'e entegre olmak zorunda değil. Hani olmak zorunda ama farklı platformlarda bir araya geleceğiz. Mesela SAP'yi biz kullanıyoruz. Biz datalarımızı biz SAP'den çekeceğiz. Ama satın alma departmanı orayı kullanıyor. Ama biz tasarım kısmında da orayı kullanacağız. Sağdaki kişi de orayı kullanacak. Ya aslında baktığınız zaman veri noktasında herkes tek bir noktada buluşması gerekiyor. Peki BİM nedir? BİM bir proje yönetim metodolojisidir. Bu çok büyük bir yanlış bir algılama var. BİM bir yazılım ismi değildir, Revit değildir veya başka bir şey değildir. Onlar sadece bir araçtır. BİM bir proje yönetim metodolojisidir. Olmakla birlikte planlama, tasarım, inşaat süreçlerinin tesis operasyonlarına kadar proje yaşam döngüsü boyunca çok boyutlu modeller kullanılarak proje verilerinin dijital yönetim ve aktarım sağlayan bir sistemdir. Şimdi bu tanımı daha rahat anlayabilmek için örnekler üzerinden hızlı bir şekilde götüreceğiz. Bir defa bir proje başladığında bir yaşam döngüsü var. Yani bu işin, peki biz bu yaşam döngüsü buradaki şeyle aynı mı? Aynı değil. Burada bir akış şeması var. Burada tüm birimleri gösteren bir akış şeması var ve bunun altı var. Altlığı var. Bu noktada ikinci de yaşam döngüsünde ise burada ise doğru projenin devamı var ama ayrıca bu da bilgilerin mevcut olan bir programlamadaki bilginin BİM'in konseptinde olgunlaştırılması var. Yani şu şekilde bu olgunlaştırma nasıl oluyor? Öncelikle programlama, konsept tasarım, detaylı tasarım, analizler, dokümantasyon, fabrikasyon, planlama maliyet, inşaat süreçleri, tesis yönetimi, yıkım ve projenin tamamlanması. Aslında biz 3 fazla bunu ayırıyoruz. Tasarım, inşaat ve operasyon olarak. 3 aşama. O zaman tasarım kısmını bir planlamak lazım. Saha kısmını bir planlamak lazım. Ele almak lazım. Ve işletme kısmını, bizim facility management dediğimiz işletme kısmını ayrıca değerlendirmek lazım. Buradaki üçünde de ayrı birimler çalışmalar yapıyor. Ve kendi içerisindeki mekanizmaları, kullandıkları yazılımlar birbirinden farklı. Peki bu yazılımlar neden BİM tabanlı diyoruz? Bu noktada yazılımların birbirleriyle konuşabiliyor olması lazım. Diyelim ki siz mimar olarak bir proje tasarımını yapıyorsunuz. Ama ben inşaat mühendisi olarak ben onu açamıyorsam, hani o zaman bir master model dediğimiz, yani mekanik, elektrik, tüm şu anda fiziksel olarak kullandığımız binanın dijital ortamda da birebir dijital ikizinin olması lazım ki ben ona göre doğru analizler yapabileyim. Yani enerji simülasyonumu yapayım, başka şeyler yapayım. Bunun için bizim dataların, yani herhangi bir kullandığınız yazılımın yazılımın diğer yazılımlarla konuşabiliyor olması lazım. BİM platformu da, BİM sistemi de buna imkan sağlıyor. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Ve siz BİM programın yapamadığını diğer program tamamlayabiliyor. Peki bu entegrasyon süreçlerini nasıl yapabiliriz? Öncelikle tüm süreçler BİM uygulama planı denilen kitapçıkta yer alması lazım. Bu kitapçığın içerisinde proje bilgisi, anahtar proje iletişim bilgileri, herkesin görev ve sorumlulukları, organizasyonel roller, süreç yönetimi, veri aktarımı, tesis yönetimi, yani tüm kalite standartları hepsinin yer aldığı bir kitapçık. Peki neden bizim buna ihtiyacımız var? Çünkü parçalı yapıya sahip, inşaat sektöründeki çalışan yöneticilerin görev tanımları belli değil. Kimin kimle hangi izinleri alması gerektiği belirli değil. Bir şeyi yaparken bir standartta yapılamıyor zaten. Sebebi şu, hani endüstrinin daha verimli olmasının sebebi bir üretim bandı var ve üretim bandında belirli testler var, standartlar var ve o test ve standartların sonucunda
bir ürün ortaya çıkıyor. Mesela bir araba üretiminde camını farklı bir yerde üretiyorsunuz, motoru farklı bir yerde üretiyorsunuz. Birleştirdiğinizde garanti veriyorlar. Diyelim ki 5 yıl bu arabanın garantisi var. Ve oradaki araca baktığınız zaman her şey mekanik, her şey dinamik aslında, hareketli. Ama bizim tüm yapılar genelde statik, sabit. Ve bu noktada biz garanti veremiyoruz ama. Sebebi şu, gerekli tesislerin ve standartların üretim aşamasında veya tasarım aşamasında yapılması lazım. İşte bu, hani üç başlık altında ayırmıştık ya, tasarım, saha ve işletme. Bunların ne yapılacağı, nasıl ilerleyeceği, projeyi nasıl geliştireceğimiz BİM uygulama planında bir işe başlamadan önce öncelikle bunun hazırlanması lazım. Peki bunlar globalde şeyler var. İşte kategori kategori, diyelim ki bilgi paylaşım standartları veya işte bir şemasının oluşturulması, IFC dediğimiz işte dosyaların paylaşım standartları, ISO'nun, BSI'ın veya COBİ'nin kendi işte bu uluslararası standartlar noktasında her bir departman kendine ait bir standart olması lazım. Peki bu standartlar neden önemli? Biz aslında öncelikle standartlardan başlarız. Bu Kalyon Holding'de de öyle. Uluslararası bir proje aldığınız zaman, diyelim ki bir yurt dışında Fransa'da bir proje yapacaksınız. Dokümantasyon isimlendirmesiyle başlıyor her şey. Hani biz ilk başta bahsetmiştik ya, 9 tane 10 tane birim var diyelim. 15 tane birim var diyelim bizim şirketimizde. Bizim kendi içimizde konuşabiliyor olmamız için, diyelim ki tasarım aşamasında bir yani BIM modelinde diyelim, mesela Revit'te siz bir çizim yapıyorsunuz ve masaya bir kod verdiniz. Satın alma departmanı da buna bir kod verirse, planlama departmanı da aynı kodla tanımlarsa, aynı şeyi çağırırsa, o zaman elimde isimlendirme noktasında aynı datalar var. O zaman biz bunları birleştirebiliriz. Bunlar kendi içinde konuşabilir. Buradaki amaç, İletişim dilini aynı iletişim dili kullanmak lazım. Nasıl ki biz şu an Türkçe anlatıyorsak herkes Türkçe anlıyor ama farklı departmanlar farklı işleri yapıyoruz. Ama aynı dili konuşabiliyoruz. O zaman verileri konuşturabilmek adına bu standartları, özellikle uluslararası standartları, biz kesinlikle şeyi tavsiye etmiyoruz. Herkes kendi lokal şirket içerisinde standardı olabilir ama uluslararası bir proje yaptığınızda kardeşim benim işte BSI'nin 11.92'de çizim noktasında ben bunu kullanıyorum dediğiniz zaman daha güçlü kılacaktır sizi ve o şirketler de muhtemelen o standartları kullanıyordur. Şimdi burada seviyeler var. Ben gerçekten bu konular hani çok hızlı anlatılarak ben çok özet ve fikir olması adına hani anlatmak istiyorum bu konuları. Burada bir seviyeler var. Yani level 3 veya işte hani BİM'in kullanım seviyeleri var. Yani demek istediğimiz şu, sadece çizim yaparak aslında BİM'i olgunluk seviyesinde birinci basamağı tamamlayabilirsiniz. Yani 3 boyutlu model yaptınız. Devamında 4. boyutta zaman planlaması, 5. boyutta bütçe, 6. boyutta enerji simülasyonu. Hangi seviyede kullanmak istiyorsunuz veya size hangi seviyede ihtiyaç var? Bu seviyeleri de belirlerken tabii ki belirli standartlar var. Mesela çizimle başladığınızda hangi detayda siz bilgiyi, yani çizimini yapıyorsunuz? Hani yani buradaki detay hangi detayda olacak? Şimdi mesela diyelim ki bir hastane projesi çiziyorsunuz. Şimdi biz bunu level of detail diye tanımlıyoruz. Örnek olarak vermek gerekirse bakın yukarıdaki sağda 200, 300, 350 ve 400 kategorisi var. Siz bunu uygulama planında yazmanız gerekecek. Ve siz hangi detayda, mesela siz taşeron firmasınız, işverenden işi aldığınız, size diyor ki 350 seviyesinde çizim yapmanız gerekiyor. Yani benim iş donatılarımın tüm detaylarını istemiyor. 400'de tam istiyor. Şimdi düşünün, tasarımcı olarak, bir mimar olarak bunun çizimin size mesela diyelim ki 2 saatte çizebiliyorsunuz. Bunu 1 saatte çizebiliyorsunuz. O yüzden iş alırken bu detaylar çok kritiktir. Hani detay çizimi hangi seviyede olduğunu belirtmeniz lazım. Burada da bunların standartlarının yer aldığı bir dokümantasyon. Bu bizim çok işimize yarıyor. Çünkü burada bir standart var. Ve istediğiniz, yani diyelim ki taşerondan istediğiniz çizim detayları burada mevcut. Ve burada tabii ki kendi aralarında koordinasyon noktasında seviyeler var. Öncelikle konsept, yani pre-design dediğimiz kısımda temel anlamda yüz, yani en temel boyutta çiziliyor. Sonra işte devam ediyor. Yani 500 dediğimiz şey tamamlanmış artık, yapılmış. Burada da görüyorsunuz detayları zaten. Ben bunu çok detayına girmeyeceğim. Şimdi öncelikle 3. boyut dediğimiz şey 3 boyutlu model. Şimdi bu modele BIM demek zaten. Building Information Modeling and Management. Şimdi yani yapı bilgi modellemesi ve yönetimi. Şimdi yapı bilgi modellemesi. Biz o zaman bilgiyi modelliyoruz. Şimdi bilgi modellemesini yaptık 3 boyutlu.
Bu üç boyutlu modelin normal modellerden farkı nedir? Parametrik modeldir. Yani malzemeleri tanımlanmış. Şimdi bu malzemeleri tanımlanmış çizimler geldi. Planlama departmanı olarak ben buna malzemelere, yani diyelim ki binadaki yapılara zamanlı koyarsam, entegre edersem, diyelim ki bu şu anda oturduğum sandalye ve masa şu tarihte gelecektir. İşte bilgisayarım şu tarihte gelecektir. Bu planlamayı yapıyoruz ya Primavera'da veya MS Project'te. Ben bunu eğer BIM modeli üzerinden, yani 3 boyutlu modelimle entegre edersem, oraya girebilirsem dataları, o zaman ben bunu simülasyonunu yapabilirim ve zaman ve bütçe maliyetlerini gidebilirim. Birazdan ben onların videolarını göstereceğim. Altıncı boyutta ise sürdürülebilirlikle alakalı enerji analizleri veya işte bizim LEED dediğimiz sertifikasına uygun verimlilikle alakalı şeyler. Diyelim ki smoke analiz yapabilirsiniz veya lighting analiz dediğimiz ışık analizleri yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sürdürülebilirlikle alakalı testler. Bunları yapmak isterseniz altıncı boyut olur. Yedinci boyut ise tesis yönetimi. Artık proje bitti. Anahtarı açtınız, artık kullanıyorsunuz, işletme, bakım, onarımda kullanılan kısım. Yedinci boyut nedir mesela? Havalimanıdır, hastanedir. Şu anda kullanılıyordur bu model. Buna yedinci boyut olarak tanımlıyoruz. Bir de tabii bu boyutların tanımlanması yapıldıktan sonra koordinasyon çok önemli. Yani aslında mantalitede şu var. Bir, modelleme, iki, koordinasyon. Bu işe yarıyor. Model, koordinasyon. Şimdi modeli oluşturuyoruz, sonra koordinasyonu devam ediyoruz. Burada peki koordinasyonda en büyük faydalardan birisi bu modelin tasarım aşamasından sahaya göndermeden önce. Çünkü tasarımdan sonra bir test yapmak lazım. Yani şöyle düşünün, siz o kadar büyük, gerçekten inşaat projeleri çok büyük maliyetli işler. Siz bir tasarım yapıyorsunuz ama test yapmadan sahaya gönderiyorsunuz. Bunun testleri sahada yapılıyor. Yani hani sökülük geri takılması gerekiyor. Veya işte özellikle bakın bu noktada mekanik projelerin ağırlıkta olduğu projelerde çok riskli. Hastane projesi çok riskli. Havalimanı çok riskli. Yani siz çünkü havalimanı gibi bir büyük bir yapıda ve çok kompleks bir mekanik elektrik sistemin olduğu bir yerde bir yeri değiştirerek çözemezsiniz. Çünkü lineer bir yapı var. Alt alta üst üste bir sürü orada sistemler var. Yani lokasyonu değiştiremiyorsunuz. Hani şuradan geçirelim diyemiyorsunuz. Yani bir şey değiştirdiğiniz zaman diğer taraf olmuyor. Hani gerçekten o noktada çok iyi tasarlanması lazım ve dijital ortamda üretime geçilmeden önce bunun çok iyi analizinin yapılması lazım. Özellikle en büyük fayda şunda sağlanıyor. Çakışma testlerinde. Birazdan verileri ben size paylaşacağım. Havalimanında çalışmıştık bununla alakalı. Hani o noktada ne kadar kazanımlar elde ettik. Bakın burada bir çakışma testi var. Bu çakışma testini ben tespit ettim diyelim. Bunu tekrar çizim aşamasına sahaya göndermeden önce modelliyorum. Sıfır hata ile ben sahaya gönderiyorum. Bunların hepsini sahadaki arkadaşlar iPad'den, dijital ortamdan takip edebiliyorlar. Tabii ki metraj çok kritik. Herhangi bir buradaki malzemeyi tıkladığınızda otomatik olarak metrajını alabilirsiniz. Hani şöyle otomatik derken family family dedim. Yani tipi aynı olması lazım. Mesela diyelim ki bir pencere tipi var. Pinapenin diyelim bir pencere tipi var. Tıkladığınızda aynı tipte malzeme ise sağ tıklarsanız sayısını size verebilir. Mesela otel projesinde çok fazla işinize yarayabilir bu tip şeylerde. Şimdi öncelikle koordinasyonda modelimiz hazır. Çakışma testlerini yaptık. Sahaya göndermeye hazır. Biz bunun sahaya gönderdik diyelim. Sahada arkadaşların elinde iPad'ler var. Kalite kontrolcüler bu noktada kullanıyorlar. Yani sahayla zaten şu anda inşaat şirketlerde çalışanlar şunu görüyordur. En büyük sıkıntı şu. Merkez ofislerle şantiye arasında koordinasyon veya işte teknik ofiste şantiye arasında sahadaki arkadaşlar arasında koordinasyon çok kritik. Burada birçok bilgi kaybı olabiliyor. Burada kimin ne iş yaptığını takip edebilirsiniz. Tüm buradaki datalar burada saklı. Ben diyelim ki bir projeyi takip ediyorum. Kalite kontrolcüyüm. 6 ay çalıştım taşeron şirketlerle. Yaptıkları çalışmalar, hatalar, eksiklikler hepsi orada yazıyor. Sonra ben işten ayrıldım. Benden sonra gelen kişi benim ne yaptığımı nereden görebilir? Kayıtlı değil. Ama bu sistemde kayıtlı. Ben ne yaptığımı, her şeyimi iPad'den, yani WhatsApp gibi düşünün bir platform. Oradan siz yazıyorsunuz. Bakın burada ilgili kişiler var. Atıyorsunuz. Bunların raporlarını görebiliyorsunuz. Bu şirketin performansını görebiliyorsunuz. Her şeyi biz burada dijital ortamda 1360 kullanıyoruz. O noktada takip edebiliyoruz. Ha, bu arada çok fazla detayı var. Ben çok hızlı geçmek zorundayım. Eksik anlatmış olabilirim çoğu şeyi. Kabaca anlatmaya çalışıyorum. Burada dördüncü boyutta şimdi biz normalde kırılımlı olarak Primavera'da bu
kırılımları yapıyoruz planlamayı. Ama bu planlamada mesela critical path'i bulduk buradan. Bu planlamalarda tek tek malzemelerin ne zaman geleceğini planladık. Ama benim gerçek boyutta ben bunun simülasyonunu yapmam lazım. Planlamam doğru mu değil mi? Ya iki boyutunun dışında üç boyutta bir simüle edeyim ben bunu. Bir göreyim. Hani doğru mu yanlış bir şey var mı? Bunu yapmak gerekiyor. Beşinci boyutta da aynı şekilde. O yüzden bakın modellerde şöyle ben bir tane video paylaşayım. Daha çok aklınıza kalacak. Bakın burada tüm planlamalarınızı veya şu sesini kapat. Bakın buradaki tüm planlamalarınızı görebilirsiniz. Ondan sonra takip edebilirsiniz. Bütçesel anlamda bakın ay ay görebiliyorsunuz. Bütçesel anlamda hangi ay ne zaman ne yapılacağını görebilirsiniz. Yani şimdi mesela bu tür şey yapmak finansal açıdan projenin belki hani %1'i bile değildir. Tamam mı? %1 bile çok yüksek rakam bu arada büyük projelerde. Ama düşünün yani tüm her şeyin ben dijital ortamda bu şekilde simülasyonunu, planlamasını, her şeyini yaparsam eğer gerçekten verimli bir ürün elde ederim. Yani üretimim çok hızlı olur ve üretimim gerçekten çok başarılı olur. Bakın sol tarafta burada diyelim ki siz yani Levent'te bir gökdelen projesi yapıyorsunuz. Düşünün buradaki kamyonların giriş çıkışlarının bir simülasyonunu yapmanız lazım. Veya burada işte yapılarla alakalı şeyler var. Mesela daha ileride yine yürüyüşle alakalı simülasyonlar var. Hani bu bir tane bir program ve yazılım. Bunlar gibi binlerce yazılım var. O zaman bizim bu sisteme entegre olmamız lazım ki bunları kullanabilirim. Ya 30 yıl önce de biz aynı sistemi kullanıyorduk. Şimdi de aynı sistemi kullanıyoruz. Zaten ben şeyi paylaşıyorum. Yani inşaat sektörü ve tarım sektörü dijital teknolojilere en gerideki sektörler, entegre olabilen sektörler. Hani bu noktada bizim bunlara entegre olmamız lazım. Gerçekten şimdi bu sistemleri, bu işleri yapabilen insan sayısı çok az. Hani yeni mezun ve mezun arkadaşlar, yeni yani veya işte genç arkadaşlar, yaş fark etmez. Bu işe entegre olduğumuz zaman, bunları öğrendiğimiz zaman şirketler bu insanları arıyorlar. Çünkü neden? Siz şirkete para kazandırıyorsunuz. Siz şirkete para kazandırırsanız şirket size daha yüksek maaşları verebilir. Gelecekte burada, şu anda da burada ve bunu gerçekten bu sistemlere entegre olmanız lazım. Bakın buradaki işte analizler. Ben çok uzatmayayım, geçiyorum. Altıncı boyutta demiştik enerji analizi. Bakın burada gördüğünüz gibi kırmızı kısımlar performansı düşük malzemeler. Burada biz artık hangi dış cepheyi değiştirecek miyiz veya kullandığımız işte cam tipini mi değiştireceğiz? Ona göre bir simülasyon yapıyoruz. Bakın en kritik nokta aslında burası. Bir karbon salınımının %40 oranında en çok salınım yapan binalar, fabrika binaları, konutlar. Şimdi buradaki en kritik nokta ise biz enerjiyi hapsedemiyoruz. Yani enerjiyi tutamıyoruz, verimini kullanamıyoruz. Ve bu noktada şu anda Türkiye diyelim mesela dışa bağımlı bir ülke. Ve biz bu enerjiyi biz israf ediyoruz. Ama baktığınız zaman ekonomik forumun, Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre %13 oranında bir projenin inşaatı aşaması, %3 oranında diyelim tasarım aşamasına ücretler gitsin. Bu noktada %70 oranında tamamen işletmeyle alakalı. Bir binanın diyelim ki 5 yıl yapıyorsanız 50 yıl onu kullanıyorsunuz. Ama 50 yıl boyunca her gün klimaya para ödüyorsunuz. Başka şeylere, elektriğe, suya, diğer artık insanın ihtiyacı olan enerji kaynaklarını kullanıyorsunuz. Bunları da hesaplamak lazım. Baktığınız zaman finansal açıdan çok büyük maliyetler. Yani şöyle düşünün, bizim üniversitenin kampüsünde sadece bizim binada 30 tane klima vardı ve full çalışıyordu klimalar. Ve yani şöyle düşünün, hani 10 dakika sonra kapattığınızda çoğu binada Türkiye'deki hani kış ayındaysa hemen içerisi soğuyor. O zaman burada bir sıkıntı var. Gerçekten büyük sıkıntı var. Ve siz bunu ülke ölçeğinde düşünün. Bu verimliliği. O noktada artık bizim yapılarımız şu şekilde olması lazım. Performans bazlı olması lazım. Yani bir şey yapıyorsanız performans bazlı. Neye göre, kime göre, hangi veriye göre? Burada bir model yapıldı bakın arkadaşlar. Diyelim ki siz Dubai'de bir proje yaptınız burada. Bir analiz yaptınız. Siz bir tasarım yaptınız. Çok güzel tasarım. Malzemelerini seçmişiz. Ama enerji simülasyon testi yaptınız mı? Bakın çok kritik İstanbul merkezde hepinizin kullandığı büyük AVM'ler var.
Hatta havluları açık, böyle açık alanda oturabiliyorsunuz. Ama dikkat ettiyseniz, isim veremeyeceğim, hani bazı AVM'ler acayip rüzgar alıyor. Çünkü rüzgar testini adam akıllı yapılmamıştır. Bunlar çok kritik ama oradaki gerçekten konfor alanını etkiliyor. Enerji simülasyonları bu noktada çok önemli. Tabii ki iç mekansal anlamda aydınlatma, akustik, yürüyüş simülasyonları, hani birçok konu var. Ve bu konuların hepsi ayrı bir iş fırsatı, hepsi ayrı bir uzmanlık alanı. Şu anda aydınlatma, akustik üzerine çalışmak gerekiyor bu modeller üzerinde. Gerçekten eğer siz bu sisteme entegre olduğunuz zaman globaldeki gelişmiş ülkelerin hepsi diyebilirim, artık bu sisteme geçti ve sadece şu anda Türkiye kaldı. Suudi Arabistan bile bu sisteme entegre oldu. İnşallah Türkiye de bu işe entegre olacak. Globalde siz artık bulut sistemi üzerinden bu hizmetleri verebilirsiniz. O yüzden sadece Türkiye'nin iş piyasasındaki iş arayışımızı bırakıp globalde iş fırsatları kovalamak lazım. Bu arada benim her zaman mottom şeydir Fatih Bey. Dolar kazanıp TL harcamak. Yani o noktada bu fikirle devam etmek lazım bence. Şimdi en son kısım tesis yönetimi. Evet, bitti. Projemiz bitti. İnşaat teslim ettik. Artık işletme aşamasında bakım, onarım, kullanım alanları, güvenlik, bu noktada tesis yönetimi giriyor işin içine. Şimdi arkadaşlar, tesis yönetimindeki en kritik nokta, bunu ben Digital Twin ve yapay zeka noktasına da akıllı şey noktasına da çok kısa bahsedeceğim. Hani burada gerçekten multidisipliner çalışmalar ortaya giriyor. Elektrik ve bilgisayarcılar çok çok kritik bu noktada. IT'ciler çok kritik. Ve bu çalışmayı biz onlarla yapmak zorundayız. Yani ben bir inşaat mühendisi olarak yapay zeka veya sensörler veya data paylaşım noktasında her şeyi bilemem. Bilmek de zorunda değilim yani. Ama ben bu işi bilen insanlarla çalışmak zorundayım. O yüzden bizim endüstriyi takip etmemiz lazım. Endüstri de bu işler daha ileride. Onlar şu anda karanlık elektriğin bile kullanmadığı, tamamen robotların entegre edildiği üretim sistemlerine, yani Endüstri 4.0'a entegre olmuşken biz hala paftaları, çıktıları kağıt üzerinden alıp devam eden bir sektörüz. O yüzden biz onlardan 20-30 yıl geride gittiğimiz için endüstriyi takip etmek lazım. O yüzden endüstrideki çalışmaları buraya entegre etmek lazım. Bizim vizyonumuz her zaman bu şekilde olması lazım ve işletme kısmında da özellikle çalışan şirketlerle çok rahat birlikte çalışabiliriz. Ben bu noktada tesis yönetimini anlatacağız devamında. Burada ben bir diğer şimdi mesela bizim modelimiz var. Bakın, burada 3 boyutlu model var. Tıkladığınızda masa, sandalye, kablo, artık hangi malzemeyse tanımlayabiliyorsunuz. Bakın, sağ tarafta farklı bir uygulama var. Diyelim ki bunu genelde buradaki mottoda bir tane mesela şey var, işte makine var. Bozuldu mesela makine. Hani bunu hatta Bosch falan da yapıyor. Siz bunu açıyorsunuz. Nereden hangi malzemeyi, mesela diyelim ki vidayı sökeceğinizi sırasıyla gösteriyor size. Hani bu teknolojileri entegre edebiliyorsunuz. Ama bunların altlığını bu akıllı model dediğimiz BIM modeli oluşturuyor. Parametrik model oluşturuyor. Biz oradan takip edebiliyoruz. Hani o yüzden önemli. Koordinasyon için önemli. Diğer teknoloji entegrasyonu için önemli. Mesela diyelim ki AutoCAD'de çizim yapıyorsunuz. Ya ben çizgiyi nasıl tanımlayabilirim ki? Tıklayınca bana masa sandalye diyor mu? Demiyor. O zaman parametrik model, yani BIM modeli olsun ki ben onu VR'la, başka şeylerle entegre edebilirim. Yapay zeka ile entegre edebilirim. Önemli olan benim data çekebiliyor olmam. Ve bu noktada diğer teknolojilerle entegrasyonuna bakalım. Siz bir model yaptınız. Bu modeli test etmek istiyorum. Veya bu model aktif olarak çalışıyor. VR'a aktarabilirsiniz. Bu noktada bakın, bunu biz kullanıyoruz bu arada. Bizim BIM departmanında var. Bu şekilde bakın, modelde gezebiliyorsunuz. Bakın, görüntüye bakın. Düşünün, siz bunun imalatını yapmadınız, tasarım aşamasındasınız. Arkadaşımız makine mühendisi tek tek kontrol ediyor. Çok iyi. Ve bunlar çok uzak şeyler değil yani. Gerçekten çok uzak şeyler değil. Hani artık insanlar bunları konuşmuyor. Diğer endüstriler de bunları konuşmuyor. Biz ama bunları daha entegre etmenin hayallerini yaşıyoruz. Ama eden şirketler de var bu arada. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi lazer tarama işleri var. Biz özellikle Konya Karapınar'da, Kemal Bey bahsetmişti, planlama kısmı ile entegre ettik. BIM tabanlı planlama kısmı da devam ediyor bizde. Hani kullanıyorlar. Ne yaptık? Orada milyonlarca panel var. Tek tek saymaktansa dronları kullanarak sayım işlemini devam ediyoruz. Artı dronlarda mevcut bir yapının BIM modeli yoksa bunun lazer scanning dediğimiz teknolojiyle yapabiliriz.
Lazer taramayla, ayrıca tarihi eserler içinde olabilir. Drone'un dışında iç mekansal anlamda da farklı cihazlar var. Onlar da bakabilirsiniz. Şimdi peki uygulamalara bakalım. Özellikle şu anda Türkiye'de gittikçe artıyor. Hastane projeleri, altyapı projelerinde BİM yapma mecburiyeti artık getirildi. Hani bu mantalite, hatta bizim şu anda devletin diyelim ki ulaştırma projelerinde, metro projelerinde devlet bizden istemiyor bunu model olarak, ama biz tasarımcı şirketten bunu diyoruz ki kardeşim bize bu şekilde teslim edeceksin ve daha çok para ödeyerek, yani tasarımla daha çok para ödeyerek biz bu şekilde model istiyoruz. Neden? Sahada imalatımı daha doğru yapabileyim ve koordinasyonu daha hızlı yapabilmek için. Bakın modeli görüyorsunuz. Bu havalimanından bir model. Bakın ne kadar kompleks. Yani renklendirme. Şimdi bunu biz çözme şansımız yok yani AutoCAD'de veya falan. Ya bir de insanın beyni 3 boyutlu çalışıyor. Niye ben 2 boyutluya çevirip tekrar 3 boyutlu anlamaya çalışıyoruz? Hani bu da bir soru işareti artık. Gerçekten buradan artık kurtulmamız lazım. Ve şu anda gördüğünüz gibi detaylar, çizim detayları bu bizim projelerden değil. Ama yeni şu anda inşallah Bursa Hızlı Tren Projesi'ni bu şekilde yapacağız. Şu anda bu benim çalışmam doktora da ben havalimanında çalışmıştım. İGA'daki ekip de onlara da selamlarımı iletiyorum. Onlar çok güzel işler çıkartıyorlar. Biz burada analiz yaptık. BHS yani bizim Baggage Handling System dediğimiz bagaj sistemleriyle mekanik elektrik pumping dediğimiz çakışma testi yaptık. Hani ilk başta göstermiştik ya çakışma testi. 52 bin tane çakışma çözüldü. Bakın 52. Mekanikte mekanikin çakışma 240 bin tane çakışma var. Biz bunları çakışmaların sahaya göndermeden öncesinde şey yaptık. Çözdük ve sahaya hatasız gönderdik. Bu arada bunlar BIM modeli içerisindeki çakışmalar. Yani AutoCAD'de değil. Yani zaten BIM modelinde tasarlanıyor ve çakışmalar. BHS Architecture ve sonucunda sahadan biz işçileri çağırdık. Dedik ki kardeşim BHS ile MEP'yi nasıl bu kadar çalışmayı kaç günde çözüyorsun? 45 günde 10 kişi çalışıyoruz dedi. Sebebi şu. Çünkü BHS sistemi biz Hollandalı bir şirketle çalıştık. Bunların değiştirmek istediğinizde hatalı imalat yaptığınızda hemen izin alamıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Yani işçiler hemen aksiyon alıp bir sürü onaydan geçiyor. Ve bunların adam saat olarak bakın 35 dolardan, pound'dan işte neyse per day'den hani günlük olarak işte bu kadar maliyeti var ve yaklaşık biz 800 milyon dolar kadar tahmini bir kazanım sadece çakışma testinden. Yani biz bu koordinasyondaki hızı falan dahil etmedik bu işin içine. Peki bunun başarıya gidebilmesi için ne gerekiyor? Süreçler, teknoloji, bilgi, kurallar, insanlar. Herkes bir tek bir platformda çalışması lazım. Sadece sizin 3 boyutlu modeli tasarladığınız sahada uygulayamıyorsanız şirket olarak yani faydayı sağlayamazsınız. Çok büyük fayda sağlayamazsınız. Ama sahada da uygulamak lazım. Hani bu noktada da şirketlerin geçiş noktasında Türkiye'deki en büyük müteahhit şirketler yani %85'i diyeyim artık bu sisteme entegre oldu. Orta ölçekli şirketler de olmaya başlıyorlar. Mimarlık şirketleri de olmaya başlıyorlar. Hani sizin de ilk defa dinleyenler olabilir. Geç değil. Bir şekilde bunlara dahil olmak lazım. Şimdi bu noktada bizim şu andaki bu BIM modelimiz yaşayan bir model değil. Yani çizilmiş, yapılmış, yaşayan bir model değil. Ben işletme aşamasında hatırlarsanız işletmeyi anlatmıştım en son. Orada kaldık. Binayı kullanıyorsunuz. Anlık siz binayı kontrol etmek istiyorsunuz. Ama bu veriler bize sabit bir veri. Yani çizimleri var, mevcut tamam, okey. Ama ben anlık olarak biz buradan data çekmek istiyoruz. Peki bu modeli ben Digital Twin dediğimiz, bu arada biz bu tarafa gitmek istiyoruz. Endüstri 4.0 da Digital Twin'dir. Biz o zaman Endüstri 4.0'a nasıl gidebiliriz? Ben bu slaytı koymak istedim. Çünkü hani şey olsun, farklı bir perspektiften bakalım. Daha ileriye bakabilmek adına. Bizim modellerimiz var ama ben modeli anlık olarak takip etmek istiyorum. Mesela hastanenin içinde ben hastanenin yöneticisiyim. Ben her bir odadaki radyasyon miktarını, hangi odalarda ışık açık, hangi odalarda artık su tüketimini, hani bunları görmek istiyorum. Bir ekrandan ben bunları görmek istiyorum. Ekran zaten benim modelim var, 3 boyutlu. Ben sahaya sensörler yerleştirirsem odalara, hangi datayı ölçmek istiyorsam, hangi datayı ölçmek istiyorsam, mesela diyelim ki ışık sensörü koydunuz. Mesela hapishanede bir hareket sensörü koydunuz koridora. Oradan birisi kaçmaya çalıştığında ışıklar yanar. Işıklar yandığında alarm çalar. Kameralar açılır falan. Hani bu sistemi koyabilmek için işte bu BIM modeline sensörleri entegre etmemiz lazım. Sensörleri entegre ettikten sonra bakın mesela sensörlerden elde ettim. Burada makineler var.
Siz mesela sıcaklık sensörü var. Akü sensörü koyabilirsiniz bunun içerisine. Yine burada farklı basınç sensörleri var, yakıt sensörü. Buradan görebilirsiniz hani bu tür. Ve siz bunları ölçüm yaptığınız zaman kontrol altına alabilirsiniz. Peki bu dataları nasıl işleyebilirim? Bu noktada ben şimdi akıllı şehre doğru gidiyoruz. Bu noktada şimdi mesela diyelim ki lokalde siz hastane projesi içerisinde datalarınızı ölçtünüz. Ben de belediye olarak akıllı şehre geldim. Belediye olarak binaların anlık olarak tüketimini ölçmek istiyorum. Yani enerji tüketimini ölçmek istiyorum. Mesela şunda, şurada diyelim. Pardon. Bakın burada ben artık bu modellerin hepsinin modelini elde edebilirim. Bir modelim var. Bunların sayaçlarına sensör entegre ettim. Merkezden kontrol edebilirim. Yani bu bana model, hareketsiz modeli canlı hale getirebilmem için, yani dijital replikası diyoruz biz ona. Fiziksel olan bir şeyin dijital davranışı. Nasıl ki hareket ediyorsa, hani fiziksel ortamda nasılsa, dijital ortamda da ben onu takip etmem lazım. Bakın şehir ölçeğinde biz bunu ölçebiliriz. Bina ölçeğinde de ölçebilirsiniz. Devamında ben bu dataları ölçtüm. Trafik, bu akıllı şehre geldik şimdi. Şimdi bunların devamında birleştirdiğiniz zaman şehir ölçeğinde olabilmesi için buradaki farklı sistemleri, binaları, yolları veya başka artık altyapıları sensörlerle donattınız. Bunların birbirleriyle konuşabiliyor olması lazım bu dataların. Ve bu verilerin birbirleriyle konuşabilmesi için de elde ettiğimiz dataların, Fatih Bey'e şimdi söz aktaracağım. Elde ettiğimiz dataların bir yerde toplanması lazım ve biz bu dataların yapay zekadan önce deep learning'le yapay zekayı öğreterek, anlayarak bizim yerimize karar veriyor olabilmesi lazım. Mesela diyelim ki bir yangın çıktı burada. Pardon, teşekküre geçtim. Burada bir yangın çıktı. Şu binada bir yangın çıktı. Ve burada bizim bir altyapıda doğalgaz hattımız var. Buradaki doğalgaz hattı, buradaki sensör devreye girdi. Doğalgaz hattı kapandı. Buradan ambulansa bilgi verdi. Buradaki kırmızı ışıklar işte yeşile döndü. Tamam mı? Hani bu şekilde birbirleriyle konuşabilirse akıllı şehir olabiliyor. Yoksa ben akıllı kavşak yaptım. İşte kavşakta ben akıllı trafik çözümleri yaptım. Bir caddeyi yaptım. İkinci caddeyi yapmadım. Olmaz. Bir sistem yapıyorsan hepsi birlikte çalışıyor olabilmesi lazım. O yüzden yani ben şeye de çok üzülüyorum bazen. Fatih Bey, bu arada Türkiye'de çok iyi gelişmeler var. Fatih Bey biraz önce bahsetti. Akıllı şehir yatırımları noktasında çok iyi gelişmeler var. Ama bazı kesimler de artık bu ismi çok yıpratmaya başladı. Hani reklam adına, ama bunların yapılması için de bir arada çalışması lazım. Ya yani anlayacağımız şey şu, bize data lazım. Bu dataların birlikte anlamlandırılması lazım. Bu kısmı da ben teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Gerçekten çok geniş bir konu. Hani bu noktada da Fatih Bey'e devrediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de hemen hızlıca slide paylaşımında bulunayım. Şu an görülüyor değil mi? Evet. Mehmet Hocam gerçekten detaylı bir şekilde konudan çok net bir şekilde bahsetti ama uçtan uca inanılmaz derecede temel bir şeyden başlayıp çok büyük bir resme doğru hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Evet. Bu basit temelde bir object based bir modelden başlayıp daha sonra bunun en basit fiziksel özellikleriyle ilgili faydalarından yararlanıp daha sonra inşaat aşamasındaki faydalarından yararlanıp daha sonra yaşam döngüsündeki faydalarından yararlanıp daha sonra şehre katkısından faydalanıp uzun bir yola çıkmak demek aslında. Evet. Burada tabii Mehmet hocamız daha uzun bir yolun dediğim gibi çok küçük küçük böyle size spotlightlarını gösterdi böyle. Yani hani hepsi gerçekten kendi içinde farklı farklı derinlemesine konular. Ve bir tanesinin üzerinde yoğunlaşsanız bile çok ciddi anlamda bir şey gerektiren, uzmanlaşma gerektiren konular bunlar. Ben biraz daha işin veri kısmıyla alakalı olan şeylerden bahsedeceğim. Çünkü eğer BIM ile alakalı bir yola girdiyseniz bir dijitalleşme sürecine girmişsiniz demektir. Bu dijitalleşme süreci zaten beni biraz da bu veri bilimiyle alakalı noktaya itti. Bununla alakalı master yaptım. Yani o kadar fazla bu iş farklı bir noktaya doğru gitti ki bu işin temelini veyahut da köklerinin nereden geldiğini ve nasıl bu işin kullanılabileceğini, kendi işimde bunu nasıl daha net kullanabileceğim, ekosistemde neler olduğunu
bilebilmek adına beni o noktaya götürdü aslında süreç. Ben biraz daha o yüzden temel şeylerden bahsedeceğim. Aslında bakacak olursak şöyle bir mantık var. Bu çok klasik bir aslında piramit. Bizim temelde datamız var. Data dediğimiz şey ortalıkta dolaşan küçük noktalar, toz bulutları her tarafta var bunlardan. Bir sürü veri üretiyoruz. Her an, her dakika, her saniye pek çok veri üretiliyor. Siz bu veriyi eğer alır da Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi ta ilk baştaki o fiziksel özelliklerini çakışma analizi gibi çok basic bir şeyden tutun. Daha sonra işin içine CFD işte bu Compatible Fluid Dynamics'in işin içine girdiği, analizlerin içine girdiği, sürdürülebilir içine girdiği noktaya götürene kadar en temel datalarını alıp ondan sonra bununla alakalı süreci devam ettiriyorsunuz. Bu datayı bir yere getirdikten sonra birazcık bu işin içerisine anlam kattığınızda bilgi oluşturuyorsunuz. Datanın bir sonraki aşaması bilgi. Daha sonra bu bilgileri kullanarak mantıklı bir şeyler yapabilecek bir sonuç çıkartıp ne olacağı ulaşıyorsunuz. En sonunda da buradan bir wisdom'a yani aslında o bilgelik olarak şey yapılıyor ama bununla alakalı genel işin içerisinde bütün tamamının geçmiş ve gelecek perspektifinde değerlendirilerek kararlar verilebilecek, tecrübenin de işin içine katıldığı bir noktaya getiriyorsunuz. Aslında data ile alakalı genel serüveni bu şekilde ilerleyebiliriz. Dünya üzerindeki data ile ilgili tanımlama aslında gün gün gelişiyor ama şu anda aslında 4 tane data analitiği tarzı var. İnsanların çok tutkuyla bağlı oldukları data analitiği tarzı deskriptif olan. Yani aslında siz bir datayı ilk elinize aldığınızda diyorsunuz ki 70'e yönelik loglanmış bir data var elinizde. Bu her şeyle alakalı olabilir. Burada işte bir 70'e yönelik analiz yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ne oldu geçmişte? Ve aslında sorulan sorulara göre de sonuçlar ortaya çıkıyor veriyle alakalı, veri analiziyle alakalı. Deskriptif dediğimiz analiz Şöyle. aslında işin en temeli. Ve burada sorduğumuz soru yani şu anda aslında ne olduğuyla alakalı, bugüne kadar ne olduğuyla alakalı bir soru soruyoruz. Daha sonra bu datayı alıp bunu bir diagnostik sürecinde, bir iyileştirme sürecinde kullanabiliyoruz. Burada neden olduğuyla alakalı. Bunu yaptık ama biz bunu neden yapmıştık? Neden buna karar verdik? Daha da doğrusu bununla alakalı nasıl bir yoldan geçtik geldik? Bununla alakalı neler yapılabilir gibi bir noktaya getiriyoruz işi. Daha sonra iş prediktif noktasına geliyor. Prediktif analitikte de ne olacağıyla alakalı tahmin yapmaya başlıyoruz. Aslında data science dediğimiz şey buradan sonra başlıyor. Bir sonraki slide'da bununla alakalı biraz daha net bir şey görsel olacak zaten. Data science ile alakalı mevzu aslında buradan sonrasında başlıyor. Çünkü bu noktadan sonra artık geçmişe yönelik noktalamış olduğu verimi ben ileride neyle alakalı tahminleme ile ilgili kullanabilirim ki burada işte bahsettiğimiz az önce bahsedilen en temelde aslında artificial intelligence kavramı altında bunların tamamı yani yapay zeka kavramı altında kullanılıyor ama bu artık böyle artificial intelligence çok böyle genel jenerik bir kavram oldu. Bunun içerisine işte machine learning'i, deep learning'i ondan sonra big data kavramını aslında bunun içine atarak kullanıyor. Çünkü bu kavramlar arasındaki en eskisi aslında artificial intelligence, yapay zeka kavramı. Çünkü bu çok daha böyle ilk zamanlardan beri olan bir kavram ve illa dijitalleşmeyle başlamış bir kavram da değil, onu söyleyeyim. Analog dönemde bile olan bir aslında mantık yapay zeka. Daha sonra biz bu prediction'ları yaparken ne yapıyoruz? İşte tahminlemeler yapıyoruz. Yani örnek olarak vermek gerekirse elimizde loglanmış bir data var. Daha önce bu işle alakalı ne kadar sürede yaptığımızı bildiğiniz bir işle alakalı bir forecast yapmamız gerekiyor. Geleceğe yönelik de bununla alakalı bir tahminlemede bulunacağız. Geçmişteki bu datayı kullanıp uygun bir machine learning algoritması da bir machine learning algoritması için kullanılması gereken tool'ları kullanıp bununla ilgili bir forecast yapabiliyoruz ki bu bir regresyon modeli de olabiliyor. Regresyon çok farklı metodolojilerle olabiliyor. Veyahut da bazı şeyleri classify veyahut da cluster edebiliyoruz. Biz daha sonra kullanacağımız şeyleri veyahut da ilerideki yapacağımız şeyleri bir grubun, bir öbeğin içerisine atabiliyoruz. Bununla alakalı da yaklaşımlarda bulunuyoruz. Yani yüksek accuracy de bu işleri yapmakla alakalı çok gerçekten gelişmiş tool'lar var. Dünya üzerinde bu aynı zamanda bu gelişmeye devam eden bir şey. Tabii bunun altyapısında istatistik ve matematik var. Machine learning'in altyapısında.
Biz kendimizle alakalı olan kısmı, yani buradan nelerle ilgili kullanabileceğimizi aslında çıkartmamız gerekiyor. Ve son olarak da şu anda dünyanın üzerinde durduğu ama daha çok daha hype bir noktada olan, yani biraz daha içini doldurmuş gibi prescriptive analytics mevzusu var ki ileride ne yapmanız gerektiğiyle alakalı. Yani gelecekle alakalı bir optimizasyon yapma sürecinden bahsediyoruz ki bu gerçekten çok daha detaylı yaklaşımlara, çok daha detaylı matematik modellerine, çok daha detaylı machine learning ve deep learning süreçlerine ihtiyaç duyduğunuz, big data süreçlerine ihtiyaç duyduğunuz bir süreç yönetimi oluyor. Tabii şöyle bir şey var. Burada yani öğrencilerden başlayıp sektörde bulunan insanlara kadar çok geniş bir skalada da bir yani hitap ettiğimiz kesim olduğu için jenerik dataları da burada vermeyi önemsiyorum. Çünkü bazı şeylerle alakalı sadece kulak duygunluğu sizin o işle alakalı ilginizi arttırabilip o işe yönelmenizi sağlayabilecektir. O yüzden bu geniş skalada tutarken belki bilindik şeyleri tekrarlıyor olabiliriz. Yani bununla alakalı da tekrar kusura bakmayın diyelim ama skala geniş olunca mecburen temel bazı şeylerin üzerinden gitmek gerekiyor. Data Science ile Business Intelligence ile birbirinden ayıracak olursak aslında bizim o bahsettiğimiz ilk o description kısmı, yani descriptive analytic kısmı, trendlerin takibi, what if analizlerin yapılması, bu tarz işlerin aslında yapılması hep daha çok Business Intelligence olarak aslında artık algılanıyor. Yani bu bir iş zekası olarak algılanıyor. Bu bir raporlama, dashboardlama, aynı zamanda buradan veri çekerek bunun üzerinden bir şeyler yapmak ki bunun gibi bunun için işte SAP'den verilerin çekilmesi, çok basit Excel formatlarından verinin çekilmesinden tutun da işte en karmaşık dashboardlara ve en karmaşık böyle verilerin birbiriyle entegre olarak ne sonuçlar doğduğuna dair analizlere varana kadar bunu yapabilirsiniz. İşin içine data science girdiğinde aslında burada işte prediktif ve prescriptive kısım işin içerisine giriyor. Böyle bir ayrım aslında var. Business intelligence kavramı biraz daha raporlamaya yönelik bir kavram. Biz veriyle alakalı aslında temelde yani 5V deniyor şu anda. 3V of data deniyordu ama 5V'ye dönüştü bu. Ama temelde 3 tane V'si var. Bu datanın volümü, variety'si yani kaç varyasyon olduğu ve velocity'si ne kadar hızlı bir şekilde bizim elimize geldiği. Aslında inşaat sektöründe data ile alakalı stream olsun veyahut da bir yerde warehouse edilecek şekilde bulunan datalar olsun bunların tamamıyla ilgili topladığımız genel formatları şöyle bir gözden geçirmek istedim. Burada neler var? Yani bizim datalarımız gerçekten çok volümlü. Bizim burada design ile alakalı datalarımız var bir defa. Temelde işte bu BIM ile alakalı ki bu volüm çok daha arttı. Daha sonra cost ile alakalı bazı şeyler var. Finansal datalar var. Ondan sonra kontratla alakalı bunun içerisinde indirgeyebileceğimiz şeyler var. ERP sisteminin bununla entegre edilmesinden ortaya çıkartılacak datalar var ki bu gerçekten şu an düşmedim değil mi? İşteniz. Saniye. Evet, data ekrana yansıyamıyor. Şu an Umarım görüyor musun? 5G gelirse bunları rahatlıkla çözeriz, değil mi Fatih Bey? Evet. Şu an görünüyor değil mi? Evet. Tamam. Kusura bakmayın. Ve gerçekten inanılmaz volümlü bir data oluşmuş durumda. Yani gerçekten her kaynaktan çok yoğun data oluşturuyorsunuz ve işte bu üç boyutlu model, bu üç boyutlu modelin içerisine girdiğiniz o fiziksel ölçüler, daha sonra onun içine girdiğiniz diğer materyal dataları, bunların tamamını bir araya getirdiğinizde bu çok büyük bir dataya tekabül ediyor. Variety datamının çok farklı formatlara datalar var. Bu DWG formatından başlıyor. Bizim sağdan aldığımız işte DOC, XSRBP, PPT gibi Microsoft'un işte tool'larından gelen datalar, videolar, bizim WhatsApp'ta kullan çok fazla yani artık şey çanta işlerinde bu çok kullanılıyor. Sürekli olarak fotoğraf ve video ile alakalı datanın aktarılması, IFC formatında az önce hocamızın bahsettiği IFC formatındaki datalar, Revit formatındaki datalar çok farklı varyasyonlarda ve çok farklı şekilde birbirleriyle iletişime geçmesi gereken, birbirleriyle konuşması gereken datalar var. Ve burada gerçekten çok ciddi bir ekosistem var. Bunların tamamının birbirlerinden haberdar olabilmesi, entegre olabilmesi adına ciddi bir IT yapılanması gerekiyor. Ve bu datanın hızıyla alakalı bir işlem var. Nedir bu? İşte bu RFID sistemleri, sensörler, IoT ile alakalı kullandığımız ekipmanlar ve bu Building Management sistemden bize gelen aslında BMS sisteminden, bizim bu otomasyonla alakalı olan sistemden bizim sistemimizi entegre etmeye çalıştığımız verilerin bize akış hızı. Burada aslında çok net bir şey var. Ben uzun zamandan beri bina yönetim sistemlerini yapan büyük firmalarla konuşuyorum. Bu firmaların aslında stream hızları ve kullandıkları platformlar şu an çok yavaş. Açık söylemek gerekirse
Pek çok yerde BIM süreçlerine bina yönetim sistemlerinin entegre edilmesini istendiği işlerde bu firmalarla davalık olunuyor. Yani atıyorum, ya firma isim vermek istemiyorum. Dünyadaki büyük otomasyon firmalarından bir tanesine gidiyor. Diyor ki ben BIM modelimin içerisinde sizin datalarınızı görmek istiyorum. Sizden aldığım datayla alakalı da sizin bir şekilde bina yönetiminle alakalı feedback alıp bununla alakalı da bina yönetiminde hem forecast yapmak hem de anlık işlerimi götürmek istiyorum diyor. Ve bu genelde davalara sebebiyet veriyor. Şu anda artık otomasyonla alakalı süreçlerde sizin bütün sensör datanı kendi programınıza alabileceğiniz platformlarla alakalı altyapıları oluşturmanız gerekiyor. Hatta bazı açık kaynak kodlu şeylere yönelmeniz gerekiyor. Gerçekten kapalı kaynak kodlu, sayı sınırlamalı veyahut da embedded bir şeyle ilgili çalışıyorsanız bundan size datanın gelmesiyle alakalı çok gözünüzün açık olması gerekiyor. Ben Medine Havalimanı ile alakalı hatırlıyorsunuz Ekodomus burada biliyorsunuz çok böyle detaylı çalışmalar yapan bir firma. Gerçekten de çok çok iyi çalışmalar yapıyor. Yani hani artık kahve makinesindeki kartuş doluluğunu sinyalini verene kadar normal içeride gezerken bir VR'la ne olduğunu tamamen görebildiğiniz bir sistem oluşturmuşlar ama burada tabii otomasyon yapan çok ciddi problemler yaşamışlar. Evet, şimdi yine bir... Evet, Fatih Bey, beni duyabiliyor musunuz? Arkadaşlar, bizi duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, bizi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, arkadaşlar Fatih Bey'in internette herhalde sorun oldu. Biz şu anda şey yapalım. Birazdan katılınca sunumuna devam eder. Fatih Bey birazdan aramıza katılır. Arkadaşlar çok keyifliydi. Soruları alabiliriz şimdi. Bir yandan soruları alabiliriz. Sorulara bakalım. Varsa sorularını hızlıca cevaplayalım. Biraz bugün de süremizi aştık. Kusura bakmayın. Ben de şu bu arada Fatih Bey belki şu anda arka taraftan konuşuyor olabilir. Bir şimdi ona haber vereyim. Koptuğuyla alakalı. Bir yandan sorularınızı alalım. Varsa sorularınızı cevaplayalım lütfen. Evet, sorularınız varsa alabilirim. Evet. Bir tane soru şu, BIM sistemine nasıl entegre olabilirim diye bir soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı öncelikle bir farkındalığı artırmak noktasında bir videolar izleyebilirsiniz. Hani bir şeyler okumaktansa başlangıçta biraz video izleyin. Özellikle uygulanan projeler noktasında birkaç tane yani bununla alakalı çok fazla webinarlar var. Bu arada bizde hani ben de BIM for Turkey diye bir kurum var, dernek var. Yapı Bilgi Modellemesi Yönetimi Derneği. Orada da yer alabilirsiniz. Bizim dışımızda farklı kurumlar da var. Onlarda da etkin olarak yer alabilirsiniz. Bilgilere ulaşabilirsiniz. Bununla alakalı çok fazla kaynak var. Türkçe kaynaklar biraz az bu noktada. Ama İngilizce kaynak çok fazla var. Hani nereden başlayabilirim diye soruyorsanız şuradan başlamak lazım. Öncelikle farkındalığı oluştursun. Burada biz 7. boyuta kadar anlattık. Bunun mantalitesini, sahada koordinasyonunu önce bir okuyup, öğrenip hani mantalitesi oturduktan sonra programlara başlayalım diye düşünüyoruz. Hani öncelikle biz bu arada
Şu strateji vardır. Ben inşaat mühendisi olarak ve hatta inşaat mühendisi öğrencilerimizle BIM dersi koymuştuk biz ikinci sınıflara. Engineering Design diye ama sadece architectural design anlatıyoruz orada. Sebebi şu, bu modelde yani master modeliniz olduğu için tüm yapılar içerisinde var. Mesela Revit'te çalışıyorsanız hani içinde bütün yapılar, elektrik, mekanik, mimari, statik hepsi var. Şimdi bunun peki bir inşaat mühendisi olarak da gerektiğinde revizesini yapabiliyor olman lazım. Hani ve o yazılımı şeyini o programı kullanabiliyor olman lazım. Hani o noktada da en azından Revit'i başlangıçta öğrenmek lazım. Sonra işte Navisworks'tür veya farklı yazılım şirketleridir. Ben farklı yazılım bu arada sadece Revit kullanmak zorunda değilsiniz. Hani diğer yazılım şirketleri var. Yani onlar size daha uygunsa işte Bentley olabilir, Archicad olabilir, Allplan olabilir. Hani hepsinin farklı özellikleri var. Bunlar sizin şirketin yapısına ve kişinin yapısına göre, yaptığı iş tipine göre değişmektedir. Hani ona göre siz tercihinizi yapabilirsiniz. Bir yerden başlamak lazım. Etkinliklere katılabilirsiniz. Çalışmalara bir yandan katılmak lazım. Evet, kalın olarak inşaat ve şantiyeden gelen verilerin anlandırılması da çalışmanız var mıdır? Biz şu anda bununla alakalı Fatih Bey isterseniz bahsetsin. İkinci soru, Revit Türkiye'de yaygın olarak kullanıyor mu? Şimdi özellikle Fatih Bey de geldiler. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hocam istersen çok kısa bir şey kaldı. Devam edeyim. Ondan sonra Tamam. devam edelim mi? Ben de soruları 3 dakika içinde toparlayabilirseniz sorulara geçelim sonra. Tamam, eyvallah. Buyurun. Bizim de şansımıza ilk defa yayında sıkıntı oldu. En son yayında ama sağlık olsun sıkıntı yok. Sağlık olsun, problem yok. Şu an görülüyor, değil mi? Evet. Tam ekran yapabilirsiniz daha iyi görürüz. Evet Tamam. gözüküyor. Şimdi hemen bir defa temelde bir şey söyleyeyim. Dijitalleşme ile alakalı bir süreçte 3 tane temel şey var arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde kafanıza yazmanız lazım. Bir defa sonuç odaklı ve yeniliğe açık bir takım olmak lazım. Çünkü dijitalleşme ile alakalı süreçlerde sürekli olarak problemle karşılaşırsınız. Çok ciddi problemlerle boğuşmanız gerekir. Ekosistemdeki size sunulan paket programlarla ilgili sorunlar yaşarsınız ve sürekli geliştirme yapmak gerekiyor. İkinci mevzu, güçlü bir bilişim altyapısı gerekiyor bunun için. Dijitalleşme süreci için. Üçüncü olarak da sabırlı ve istekli bir yönetimle çalışmanız gerekiyor. Yani çünkü dijitalleşme süreçleri sürekli olarak çıktığının çabuk olarak sizden talep edileceği işlerdir. Hemen hızlıca sizden bir sonuç beklerler ama bunun bu kadar çabuk olabilmesi çok mümkün değildir. Bununla alakalı daha önce denenmiş şeylerle ilgili bir şeyi alıp implemente ederseniz çabuk başarıya ulaşırsınız ama yeni bir şeyler deniyorsanız, sektör için veya şirket için yeni bir şey deniyorsanız bu süreç sizin için çok kolay olmayacaktır. Şöyle bir aslında bakacak olursak Mehmet Hocam'ın söylediği şeyle alakalı ben bir kökler ve meyveler olarak aslında değerlendirecek olursam bu süreci hızlı bir şekilde bakacak olursak mevzuya şöyle bir şey var. Şirketiniz için uygun dijitalleşme yol haritasını çıkartmanız lazım. İyi bir fizibilite fayda maliyet bu noktada çıkması lazım ki siz yanlış bir yerde emeğinizi ve gücünüzü harcamayasınız. Yani bir üst yapı projesinde gereğinden fazla bir entegrasyon ve yönetimsel yapı oluşturacak bir altyapı oluşturup böyle bir üst yapı projesi yapmaya çalışırsanız burada sıkıntı yaşarsınız. Ama ciddi anlamda çok ciddi şekilde somunla civatasına çok ciddi sıkıntıların çıkabileceği atıyorum bir enerji ile alakalı, altyapı ile alakalı iş yapıyorsanız buna göre bir entegrasyon yapmanız gerekir. Burada çoklu paydaşların yönetimi için en uygun yollardan bir tanesi Mehmet Hocam'ın söylediği gibi zaten DIM platformlarının kullanılması. Çok güçlü bir network ve IT altyapısına ihtiyacınız var arkadaşlar burada. Paket veya Open BIM uygulamaları, Revit gibi, işte Archicad gibi bunların tamamıyla alakalı bu uygulamalara hakim arkadaşların aranızda olması gerekir ve bunlarla alakalı sürekli olarak gelişmeleri takip etmek durumundasınız. Daha sonra 4D'ye geçildiğinde işte bizim de şu anda kullandığımız işte SignPro gibi, Vexer gibi veyahut da bunun dışındaki temelde Primavera hatta MS Office'in tool'ları gibi pek çok proje yönetimi uygulamasına hakim bir şekilde ve verilerin kullanılacağı entegre bir şekilde kullanılabilmek çok önemli. Burada önemli konulardan bir tanesi eğer saha ile alakalı bu işi devam ettirecekseniz IoT'nin, sensörlerin, VR ve AR ile alakalı ekipmanların İşinize entegre edilmesi gerçekten çok önemli. Burada saha ağının, 5G'nin ve Wi-Fi'nin çok ciddi bir önemi var. Sahada kurduğunuz ağ ve buradan dediğim gibi warehouse veyahut da stream olarak aldığınız data ile ilgili kurduğunuz altyapı çok önemli. Ve daha sonra da
Aldığınız dataları da machine learning, işte artificial intelligence tool'ları, big data ve data analysis gibi şeyler kullanarak, data analitikleri kullanarak bir sonuca varmanız. Bence kökler bunun üzerine oluşuyor. Evet. Bununla alakalı ve meyveleri de şu şekilde adlandırabiliriz, çok kısa bir şekilde. Gerçekten paydaşlar için çok kolay bir entegrasyon sağlanabilecek çalışma platformu. Bu çok göz ardı ediliyor aslında. Biz normalde böyle bir platform yokken, yani tek bir platform üzerinde çalışmıyorduk ve çok ciddi problemler yaşıyorduk. Sahada herkes bir şeylerle boğuşup duruyordu. Bu fayda gerçekten, sadece bu fayda bile ciddi anlamda önem arz ediyor. Daha sonra bu çakışma analizi, yani fiziksel analizlerden kaynaklanan kazandığımız, yaptığımız kazanımlar bu yüksek imalat kalitesiyle sonuçlanan aslında bir süreç oluyor. Daha az yeniden yapıma sebebiyet veriyor. Bu bir cost saving ve daha az atık, ki dünyadaki atıkların çok büyük bir kısmı inşaat atıklarından oluşuyor. Ve aslında ülkemizde olmasa bile Avrupa'da inşaat atıklarıyla alakalı çok ciddi legislation'da çok ciddi şeyler var, yaptırımlar var. Bununla alakalı sizin sürekli olarak inşaat atıklarını azaltmanız ve yeniden yapımları azaltmanız gerekiyor. Daha sonra simülasyonlarıyla entegre iş maliyet takibi, az önce Mehmet hocamızın gösterdiği o simülasyonlardaki entegrasyon, yani bu modelle entegre bir şekilde entegre iş ve maliyet takibini yapabiliyoruz. Daha sonra yapı hesaplamalarının yapılabileceği dijital bir ikiz oluşturabiliyoruz. Bütün enerji ile alakalı analizleri ve diğer her şeyi bunun üzerinden yapabiliyoruz. En son olarak da sürdürülebilir bir bina yaşam döngüsü oluşturuyoruz. Enerji maliyetlerinin düşük olduğu, aynı zamanda da süreçlerin çok rahat kontrol edilebildiği ve kontrol edebildiğimiz binalar ortaya çıkartıyoruz. Bu aşağıdaki kökler sağlanmamadan bu yukarıdaki şeylere ve az önce gösterdiğim yol haritasındaki tutarlılığa ve istekliğe sahip olmadan sonuca ulaşmak gerçekten dijitalleşme projelerinde çok zor. İnşaat sektöründe bununla alakalı çok gerçekten rigid bir yapı var. Konvansiyonel inşaata karşı ciddi bir tutku var. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmek için gerçekten tutkulu bir şekilde bu dijitalleşme sürecinin arkasında durmanız gerekiyor. Ve şükür ki teknolojide bunun alakalı ve insan kaynağı da bununla alakalı sürekli olarak gelişiyor ve iyi bir noktaya doğru gidiyor. Biz kazanabildiğimiz fayda ne varsa bu faydayı kazanmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum ben de bu sunumla ilgili bana şans tanıdığınız için. Evet Mehmet hocam, sen şey yapabilirsin, tekrar devam edebilirsin. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyiydi. Yani çalışabilecek çok konu var. Acayip konular var. Ve şöyle düşünün. Fatih Bey mühendislik departmanının direktörü. Yani normalde bizim aklımıza inşaat şirketlerinde mühendislik direktörü deyince çok fazla hani teknik konu deyince hani ne geliyor akla? Hani klasik, yani üniversitede mesela bir öğrencisiniz. Mekanik, statik hesaplar, ağır hesaplar, deprem hesapları yapabilen Fatih Bey. Bunlar okey. Bunlar olması lazım ama artık dünya bu tarafa doğru gidiyor. Ve inanın ki Türkiye'deki büyük şirketlerin yöneticilerinin artık hepsi bu şekilde olmak zorunda. Çünkü rekabet artıyor, verimliliği artırmak lazım. Bu program biraz uzadı. Son program. Sizleri çok özleyeceğiz. Ben şimdi hızlıca soruları hemen okuyorum. Öncelikle şu 3D printer ile alakalı koymuş ya, 3D printer konusu. Bu arada benim hani o konuyla alakalı bir yayınım var. 2016 yılında yayınlamış. Hatta ilk yayın da akademik anlamda. Şu anda da o dergideki en çok indirilen yayın bu arada. Bir reklam gibi oldu ama kusura bakmayın. Bu noktada 3D printer Türkiye'ye gelebilir mi? Gelebilir. Şu andaki o makinelerin maliyeti biraz yüksek. Türkiye'de de üretilebilir. Özellikle hani riskli bölgelerde konteyner yapımında, küçük çaptaki binaların yapımında kullanılabilir. Sadece pencerenin entegrasyonu noktasında hızlı bir entegrasyonu yok şu anda. Hani o noktada gelişebilir. Robotlar zaten çok ilerliyor. Hatta bu cuma günü biz Beam for Turkey'de Boston Dynamics'in Turner'da uyguladığı, projelerde uyguladığı robot köpekler var. Onlar şantiyenin içerisindeki inspection'ları falan yapıyor. Cuma akşamı saat 9'da Beam for Turkey'den takip edebilirsiniz. O etkinliğe de katılmanızı tavsiye ederim. Robot konuları gelişiyor sektörde. Ben şimdi hızlıca şöyle Fatih Bey, hemen size kalyon olarak inşaat ve şantiyeden gelen verilerin anlamlandırılmasına dair çalışmalarınız var mıdır? Evet, şu anda yürüttüğümüz projelerimiz var. Hatta üniversiteyle entegre olarak yürüttüğümüz bazı projelerimiz var.
Bunlardan bir tanesi bir regres yani lojistik regresyon şeyler alakalı forecast projesi. Şu an devam eden bir şantiyemizdeki 70 dönem datalarını alıp ilk başta tahminlediğimiz sürecin nasıl ne kadar doğru bir süreçte işlediğini ile alakalı tahmin yapacak bir model oluşturma üzerine bir çalışmamız var. Bununla alakalı bir şey yapıldı. Ekip ile alakalı çalışma yapıldı. Proje dosyası yazıldı. Proje dosyası ile ilgili çalışma yapıldı. Şu anda da o değerlendirmede bekliyor. Şu an veri analitiği ile alakalı böyle bir projemiz devam ediyor. Aynı zamanda aslına bakacak olursanız bu BIM ile alakalı devam ettirdiğimiz projeler de direkt veya endirekt tamamı aslında birer veri Evet. projesi. Çünkü object belli bir şekilde verinin üzerine tam olarak girildiği ihtiyacınız kadar da bunun üzerine alınıp modelden aldığınız datanın kullanıldığı bir platform aslında BIM ile alakalı kullandığınız ortamlar. Bunların da tamamını bir veri analitik platform olarak düşünebilirsiniz. Ve bunların üzerinden de analizler yapılarak, çok farklı analizler yapılarak farklı mühendislik sonuçlarına varıp bunlarla ilgili sahada uygulamalar yapıyoruz. Bunun dışında bir projemiz daha var. Bir topic clouding ile alakalı bir classification projemiz var. Ama onunla alakalı şu anda tam bir şey gelemedik. Yani o dönemde konuşulmuş olan en önemli konuların bulunduğu bir klasifikasyon projesi yapmak istiyoruz. Ben şu bununla alakalı şurada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hiç o kadar ilginç noktaya gitmiş durumda ki ben çok fazla bununla alakalı yayın takip ediyorum. İnşaatların sözleşmelerindeki maddeleri tarayarak o inşaatındaki kontratın herhangi bir şekilde dispüte veya herhangi bir şekilde mahkemeye gidip gitmeyeceğine forecast yapmaya çalışan machine learning uygulamaları var. İş Çok iyi. bu kadar ileri gitmiş durumda. Yani hani daha önce adam alıyor diyor ki daha önce 500 tane kontratı almış. Bunun içerisindeki case'lerle alakalı, maddelerle alakalı şey incelemiş. Sonra alıyorsunuz siz o öğrenilmiş algoritmanın içerisinde yeni kontratı koyuyorsunuz. Diyor ki bu kontrat %80 ihtimalle mahkemede biter gibi bir sonuç Evet. çıkartabilmeye varana kadar böyle fantastik, fütüristik gelebilecek şeyler yapılıyor şu anda. Çok iyi. Hemen devamında tamamlayacak mevcut binalarda BIM entegrasyonundaki veri eksikliği sorunlar nasıl çözülebilir? Burada veri eksikliği buyurun siz isterseniz bahsedin Fatih Bey. Hani Ya aslında bu muhtemelen çok sahaya installation'ı soruyor. O noktada. ya şimdi şöyle bir şey var. Dijitalleşme dediğim gibi çok böyle sıkıntılı bir süreç. Sonuç itibariyle sizin sahada yapmanız gereken bir iş var ve bir acele var. Ve dediğim gibi konvansiyonel yollarla, alışılmış metodolojiyle biz şimdiye kadar hep bunu böyle yapıyorduk metodolojisiyle devam ettirerek bir şeyler yapmayla alakalı baskı ve mecburiyet var. Bu arada şöyle bir şey var. Bu bir aslında eleştiri değil. Aslında bu sektörün iş yapan insanların üzerinde oluşturduğu baskının sonucu olarak da aslında oluşan bir şey. Sonuç itibariyle zamanlar kısa, bütçeler kısa ama aslında biraz durup düşünülse böyle bir metodolojiye geçilse çok daha ciddi bir zaman tasarrufu, çok daha ciddi para tasarrufu yapılabileceğiyle alakalı dünyada çok fazla örnekler var. Bazı iş yapım metodolojiden geçmek zor olabiliyor fakat biz yaptığımız işlerde özellikle BIM kullandığımız işlerde bu entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Yapamadığımız yerler tabii ki çok var ve geliştirilmesi gereken yerler çok var ama biz elimizden gelen özellikle işveren de bununla alakalı gerçekten bir şeye sahipse, bilgi birikimine ve bununla alakalı bir anlayışa sahipse çok daha rahat ediyorsunuz bununla alakalı. Evet. Sizin bu süreci doğru bir şekilde yönetmenizi sağlıyor. Evet. En sonunda son soruyla şöyle vaktimizi çok aştık. Bizle alakalı kusura bakmayın. Endüstriyel tesis modellemesine yaygın olarak kullanılmakta mıdır? Tabii ki endüstriyel tesis modellemesinde zaten bu iş çok daha öncesinden beri kullanılıyor. Üç boyutlu modellerin endüstriyel tesislerde ilk çizilmeye başlaması 1970'li yıllar. Çünkü sizin zaten bir dijital twin yapmadan, o dijital twin'i oluşturmadan bir tesisi ayağa kaldırmanızın çok zor olduğu yapılar var. Şimdi nükleer santrallerde zaten herhangi bir şekilde çakışma oluşturacak, rework'e sebebiyet verecek bir şey zaten yapma gibi imkanınız yok. Yani tamamının aslında bunların üç boyutlu ortamlarda kimi zaman ilk dönemlerde izometrilerde daha sonrasında bilgisayar programlarında ki 80'lerde ve 90'larda bile bu bilgisayar programları çok ciddi anlamda kullanılıyordu. Bizim üst yapılardaki karmaşıklığın artmasıyla birlikte aslında üst yapılara bu bayağı bir sirayet etti. Bu sahada değil de sanal ortamda bu işi çözüp ondan sonra sahaya yansıtma işle alakalı. Facility Management kısmına alakalı onların çok daha üst düzey tool'ları Tabii var tabii. zaten.
Onlar Yani çok çok daha fazla. ilerlediler. Ya çünkü adamda zehirli gazlar var, prosesle Tabii. alakalı sıkıntılar var. Bunların tamamını sürekli olarak alıp bir şeyler yapması gerekiyor. Diagnostikle alakalı sürekli olarak bunu kullanıyor. Hatta ve hatta bir uçakla alakalı düşünün. Bir uçağın bakımıyla alakalı sizin yapacağınız çalışmaların tamamının çok ciddi bir database'e, know-how'a bunun değerlendirmesini yapılacak olan şeylere ihtiyaç var. O yüzden dijital twin kavramı ve bunun yönetilmesi ve süreçlerin içerisinde yoğun kullanılması zaten endüstride çok uzun yıllardan beri var. Tabii. Çok doğru. Gerçekten konuşulacak çok konu var. Hani biz ayrı bir bununla alakalı seri yapılabilir. Yani hani bunun devamını da YouTube'dan biz paylaşacağız bu arada. Fatih Bey, şimdi süremizi çok aştık. Biraz da benden kaynaklandı. Sunum çok fazla uzundu. Hani bu noktada pardon. Bir tane ödüllü sorumuz olacak. Bu soruyu sizden alalım. Hani cevabı net olan slaytlarınızda veya paylaştığınız fikirlerden bir soru sorarsanız biz cevapları en hızlı cevaplayan arkadaşı buradan alalım. Soru cevap kısmına cevaplayabilirsiniz sorunun cevabını. Doğrusunu Ödüllü sormayalım. sorumuz Kolombiya Üniversitesi'nden proje yönetimi eğitimi olacak online. Buyurun. Çok zor bir şey olmasın. Az önce bahsettiğim veriyle alakalı dört katmanı arkadaşların hızlıca cevaplamasını istiyorum. Evet. Veriyle alakalı dört katman. Evet. En primitif halinden en insan için faydalı olan haline o dört katmanı yazan arkadaşlardan ilkine verelim. Tamam. Evet. Evet, soru kısmına cevabını yazabilirsiniz bu arada. Fatih Bey, siz soru kısmını görüyorsunuz değil mi? Soracağım kısmını değil mi? Evet evet orada yazabilirsiniz. Şu anda henüz gelen bir şey yok. Evet. Muhtemelen benim slaytlara çalışıldı herhalde. Evet, bir cevap geldi. İkinci cevap geldi. Bu şey anonim yazıyor. Anonim yazan kişi, 3.18'de paylaşan kişi kimdir? Bir daha hızlıca yazabilir mi? Aynı cevabı kopyalayarak hızlıca yazsın şimdi. Yanına tire çeksin. Bakın arkadaşlar, anonim yazıyor isminiz. Yazabilir misiniz cevabınızı hızlıca? Bakın, anonim tire isminizi yazın. Evet, cevaplar geldi. Ama şey, Kübilay şeyi de yazarsanız, cevabı da altına yazarsanız, çünkü birkaç tane anonim var. Kopyalayıp yapıştırırsanız en azından şey yapalım. Abi şimdi anonim yazan arkadaştan sonraki Doğru mu? Sonra bir tane var gelenlerden, evet. Evet, ama o ilk anonim yazan doğru değil mi Fatih Bey? Doğru, evet. Evet, onu kopyalayıp ismini yazması lazım. Aşağıdan bir bakalım. Vallahi eğer ona da bir dakika verelim, yoksa ikinci yazan arkadaşı gidecek. Aynen. Evet, bakayım. Şimdi... Evet. Orada iki tane DD yazmış ya Fatih Bey. Altta da bakalım DD mi yazıyor? Ha, copy paste yapman lazım bu arada. Üsttekiyle aynısını yapabilmek için. Evet, bu biraz Merve Hanım mı? Ama o onu cevaplayan kişi değil. Bakayım abi. Gerçekten şimdi bizim için zor oldu bu. Ama hakkaniyetli olmak için uğraşmak zorundayız. Tamam. Predictive perspective. Aşağıdan Fatih Bey, sizce? Evet. Evet Fatih Bey, karar sizin. Abi Merve Hanım gibi gözüküyor ama soy ismi de gözükmüyor. Sadece Merve olarak yazmış şu anda ismini. Tik.
Perspektif, perspektif. Bakın Ha, şimdi. pardon, pardon, pardon. Bir dakika. Evet. Va, yani şuradaki anonimler arasında karışıklık olduğu için Evet. anonimden sonraki ilk arkadaşa vereceğim. O Evet. şekilde bırakıldım Evet. ama. Aysel Göktaş. Burada şey açıklıyor. Aysel Hanım mı? Evet. Tamam. Tamam. Aynen. Evet. Aynen. Hayırlı olsun. İkinci defa aldı sanki Aysel Hanım. Öyle Aynen. Hayırlı olsun. Eyvallah. Farklı bir eğitim alabilir bizden. Oldu bakalım. Çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bunların YouTube'dan paylaşılacak. Ayrıca Eventbrite'den kayıt yaptıysanız oradaki e-mail listesine ben sunumların hepsini toparlayıp bir Drive dosyasıyla paylaşacağım size. Fatih Bey sizin için de uygunsa sunumlarımızı sizle paylaşıyoruz. Bu Kalyon Holding'in düzenlediği proje yönetim serilerinin sonuna gelmiş olduk. Burada emeği geçen tüm takım arkadaşlarımıza, kurumsal iletişime katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Fatih Bey size de çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür ediyorum. Az zamanda çok şey anlatmaya çalıştık ama evet. inşallah daha geniş zamanlarda daha geniş geniş anlatırız. Evet, inşallah, inşallah. Bundan sonra daha farklı mühendislik programları olabilir zamanla. Çok teşekkürler. Herkes kendine çok iyi baksın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Kolay Sağlıkla. gelsin.